Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle Serkan dayımızın kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün melemen yapacağız. Melemeni nasıl yaptığımızı, yani biz nasıl kışlık melemen yapıyoruz onun tarifini vermeye uğraşacağım. Öncelikle domatesleri bahçeden toplayıp getiriyoruz, yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra arkadaşlar işler değişti. Şimdi bir de bunu pişirme şeyi çıktı. Kabuğunu soyacağız. Modernleştik ya. Çok şey olduk artık. Sosyetik olduk, sosyetik. Yani bunu ne yapıyoruz? Kabuğunu soyuyoruz. Domatesin şurasını alıp kabuğunu soyup aslında soyduktan sonra ne yapıyoruz? Vitaminini çöpe atıyoruz. Bunun nerede vitamini domatesin? Kabuğunda. Ama ne oldu? Dedim ya, modernleştik. Modernleştikten sonra bunları bu şekilde yiyeceğiz artık. Başka türlü yok. Önceden nasıl yapıyorduk? Önceden bu domatesleri pişirme yoktu. Şimdi yeni sistemler çıktı. Kabuğu soyulmuyordu. Normalde pişirmede günlerce veya ne kadarlık domatesin varsa kabuğunu soymak için böyle uğraşıyorduk. Ama pişirdikten sonra kabuğu çok daha güzel, çok kolay çıkıyor. O yüzden pişirmenizi tavsiye ederim, yani kabuğu çıkartmak açısından. Bazıları da ne yapıyormuş? Pişiriyor domatesi. Ondan sonra büyük mikserle karıştırıyorlar. Onunla makkabın ağzına dolanıp kabuğu onda sarılıp kalıyormuş. O şekilde yapanlar da var. Peki ondan sonra ne yapıyoruz? Çıkan bu domatesimizin şeyini burada, gel bakalım. Domatesi yayık makinesinin içerisine döküyor. Döktükten sonra bu şekilde eritiyoruz onu. Erittikten sonra yan tarafımızda biberlerimiz var. Bahçe biberi çok böyle organik. O biberleri doğrayacağız. Doğradıktan sonra ocaktaki kaynayana bak. Bir tarafı da ocakta kaynıyor. Oraya da bak. Ondan sonra bir de bunun şişelemesi var. Arkadaşlar onun şişelemesini de göstereceğiz ama bakalım onu yapabilir miyiz? O ara biraz talaşalı oluyor. Onun çekimini yapabileceğiz. Kavanozlara doldurup doldurup ağzını kapatacağız ki sıcağı sıcağına kapaklar hava almadan onu yapıp içine de bir yumurta kırıp menemeni bol derin güzel güzel yiyeceğiz inşallah, bakalım. Onun çekimini de inşallah bizim oğlan gelirse Baki'yi çektirelim ki, çünkü o arada bayağı bir zor oluyor. Çekebilirsek çekeceğiz, çekemezsek bir şekilde onu yalnız başıma yapmaya çalışacağım, bakalım. Saplarını böyle ayırıyoruz. Ya bu melemen yapması zormuş ya. Bundan sonra şöyle becerebiliyorsam tabii ben. Kaçma. Bıçak kesmiyor ki. Böyle. Ahçı olamasak da. Kırmızı kesmiyor bu. Şöyle. Tek tek koyuyormuşuz. Tek tek ne zamana biter? O zaman şöyle yapacağım. Biraz da kırmızı katak içine. Acı biraz da doğuracak mı içine? Hı hı. Elimi yakarsa? Yakmaz. Niye yaksın elini? Vallahi yakar. Ondan sonra elimi gözüme çalayım. Tamam. İşte o zaman yakar. İçine kırmızı mı katacağım sen bunu? Hı hı. Rengarenk olsun. Uçak kesmiyor uçak. Şu sarı biberden olsa da kataydı, ondan yok. Sarı biber? Çarlı mı? Hayır, çarlı değil. Turşu yoğunu yok ya. Çin biberi mi? Hı hı. Turşu soluyor ya, sarı soluyor. He. Ondan. Arkadaşlar biberi doğradık. Şu
şu anda size göstermelik yapıyorum. Çünkü hanım içine katmış. Bu biberi bana bak ya. Sen biberi neyini gösteriyorsun? Sen beni göster. Bu biberi pişirmeden koymamızın sebebi rengini götürmüyor, gitmiyor. Rengi gitmiyor. Yemişi taptı halde bu şekilde gösteriyor. Bizim biberlerimiz geçmiş olunca kırmızı biber doğradık. Zaten kendi de kırmızı. Şimdi arkadaşlar bunun sebebi öbür bazıları bunu pişiriyor. Yani biberleri de pişirip yapıyor. O zaman da ne oluyor? Rengi gitmiş oluyor. Şu anda sadece şişelemesi kaldı. Bir de tuzunu neyime attı da bir tadına bakayım ben yine. Kaşık yok mu be? Oo, acısı güzel. Acı biber de çok doğrayacaksınız. Eğer acılı istiyorsanız acı biber doğrar. Acı biber doğramıyorsanız tatlı yaparsınız ama biz acıyı çok sevdiğimiz için boğazıma gittim. Gerçekten güzel olmuş. Şimdi sadece şişelemesi kaldı. Şişeledikten sonra kışlık yiyeceğimiz melemenimiz hazır arkadaşlar. Bak biberler bu şekilde kalacak yani. Görüyor musunuz? O bir şey mi kız attığımız şimdi? Az daha kaynatak o zaman. Bir de şişelerken gösterirdi arkadaşlar. Gerçekten mükemmel olmuş. Evet arkadaşlar şu anda pişti. Şu anda şişelemeye başladık. Tam sıcağına yapıyorsun. Kapağı da o tutturuyor. Ondan sonra bu şekilde ters çevirip patlayıp patlamadığını, tutup tutmadığını anlıyoruz. Şey yapıyoruz yani. Bakın ne kadar güzel. Fıstık gibi. Hemen bunu bir melemen yapıp yiyeceğiz. İsteyen olursa yollarız canım. Organik. Ay. Şöyle ay yıldız yapayım şeye. Baki. Ay yıldız olur mu? Dur bakayım şöyle. Şöyle. Heh. Az daha şöyle birer tane daha koyayım, ay yıldız yapacağım. Dibine sarar mı? Kapaklarda su olmamasına dikkat edeceksin ki yoksa soğuyunca kapak atabilir. Bunun bir de kaynaması önemli, yoksa soğuk olduğu zaman da olmuyor. Bir diş kaptırmayacağım. Şimdik oldu mu lan yıldız? Kapat aralarını, yıldızı nereye koyacaksın? Yıldızı ortasına koyacağım. Şeye mi diyor kapattın? Dur. Dört tane şey koyarız. Şunları kapatayım mı diyor şöyle. Gel usul Emine gel. Şşt, tavuk kendisi var ki. Şşt. Annemle bir yakmayacak. Oyun mu yaptın sen bunu lan? He? Sonra da su mu katacaksın içine? Bu melemen mi salata mı? Bu ha melemen mi? Bakayım nasıl yıldız oluşturacağız lan? Usul Emine'ye sorsana. Usul Emine. Ne? Kameraya bak kız. Ya. Dur hele. Hı. Kimeri. Hoş. Ana. Dedemi niye bıraktın? Tamam. Oturayım niye yanında? Şeyi de çek. Dede. Nereye gidiyorsun? He? Şimdi nereye atlayacağım? Oturacağım. Şu şekilde.
arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Oldu mu lan ay yıldız böyle? Üçgen mi olur? Bir tek daha korsam olmaz değil mi? Koy yani.